Merhaba sevgili arkadaşlar, nasılsınız? Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. 15-30 Haziran, Yengeç, Akrep ve Balık burçlarının yorumunu yapacağım. İlk olarak Yengeç burcunun kartlarını seçiyorum. Yine sol elimin enerjisiyle. Bakalım 15-30 Haziran'da su grubu burçlarımızı neler bekliyormuş. Evet, sanki yengeç burçlarında bir kararsızlık hissettim. Enerji kartını alırken bir an tereddüt ettim. O bana yansıyor çünkü. Sanırım bir de ikizler burcunda tereddüt etmiştim alırken. Akrep burçlarını da seçtim. Şimdi de balık burçlarını seçiyorum. İleri sardırabilirsiniz demeyi unuttum. İzlerken ileri sardırabilirsiniz arkadaşlar, sıkılmayın. Yengeç, Akrep ve Balık burcumuz. Ve ilk olarak Yengeç'ten başlayalım. Bakalım 15-30 Haziran'da Yengeç burçlarının yorumu ne şekilde olacak? Evet, tılsım altılısıyla açtı, kupa beşlisi. Aslında parasal açıdan çok mutlu, çok da sizi tatmin eden bir dönemden geçeceksiniz bu 15 günde. Ama yine de sizin aklınızı kurcalayan bazı hayal kırıklıkları olabilir. Bazı görüşmeler yapacaksınız 15 gün içinde. Evet, çok etkilendiğiniz bir kadın var. Ona karşı hiçbir şey yapamıyorsunuz. Sizi çok etkileyen bir kadın, zengin, maddi açıdan zengin bir kadın da olabilir. İçsel bir yolculuğa çıkacaksınız. Bu somut bir yolculuk da olabilir tabii ki. Ama dediğim gibi bir hayal kırıklığından dolayı eliniz kolunuz bağlı gibi duruyor bu 15 gün içerisinde. Sevdiklerinize karşı da bolluk bereket içerisinde olacaksınız. Size de bir bolluk bereket var. 15-30 Haziran böyle. Ve akrep burçları. Bakalım 15-30 Haziran'da sizleri neler bekliyor? O kupa şövalyemiz geldi. Değnek ası, evet. Ve üçüncü kartımıza da bakalım. Değnek prensi. Sevgili akrep burçları, bu 15 günlük süre içerisinde iki erkek arasında kalabilirsiniz. Hangisiyle evlenmek istediğinize karar vermeye çalışabilirsiniz. Bu 15 gün sizin için böyle olacak sanırım. Evet, sabırla iç sesinizi dinleyerek, kendinizi dinleyerek, içinize yönelerek hangisiyle aile olmak istediğinize karar vereceksiniz. İkisi de aslında sizin için uygun gibi ama tabii ki prensler mi şövalyeler mi derseniz, şövalyelerin adımları her zaman daha somuttur ve zaten ortada bir somut bir adım var. Yani daha böyle tutkulu, heyecanlı, değnek ası gelmiş. Değnek prensi biraz daha böyle hafif kalıyor ama kupa şövalyesini tercih edeceğinizi zannediyorum. Ve sevgili balık burçları, bakalım 15-30 Haziran'da sizleri ne bekliyor? Tılsıması, evet. Parayla ilgili, o evet, kupa kralımız da geldi. Tam sizi temsil eden bir su kralı, su grubu kralı geldi. Sizinle alakalı çok güzel şeyler olacak bu 15 gün içinde. Özellikle de iş anlamında, toparlanmak, düzelmek anlamında hayatınıza bir güneş doğuyor diyebilirim. Belki de bir sözleşme yapacaksınız. Belki bir iş görüşmesi olabilir, aşk teklifi olabilir, aşk anlaşması bile olabilir. Ama nedense ben burada bir iş sözleşmesiyle alakalı, işlerinizle alakalı güzellikler yaşayacağınızı düşünüyorum. Ya tabii ki arada kaygılarınız var ama hiç gerek yok. Güneş çok güzel ısıtmış ortalığı. Size çok güzel bir 15 gün sunacaktır. Bundan eminim ve takdir edileceğiniz de bir döneminiz olacak bu 15 gün içinde. Sevgili balıklar, çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Hoşça kalın.